Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayız. Şimdi biliyorsunuz milli takım arasına girdik. Biraz gündem durgun olabilir. Ben elimden geldiğince sizlere tüm transfer gelişmeleri hakkında yorumları paylaşacağım. Şunu söyleyeyim. Şu dakikadan itibaren transfer beklemiyorum. Beklemiyorum ama olduğunda direkt olarak sizlerle paylaşacağım. Kendim kesin bilgim olduğunda ki kesin olduğunda zaten o transfer gerçekleşiyor. Ama bu dönemi boş geçirmeyeceğiz. Bu transferler hakkında yorumlarımı paylaşacağım. Çünkü basında gene gereksizleri haber pompalanmaya başladı. Neyin ne olduğunu beraber karar verelim diye ben bu haberleri yorumlayacağım arkadaşlar. Ve son videoma duyuru yapmıştım. Onda bir beğeni oranı yakalayalım diye. Direkt olarak buna reaksiyon verdiğiniz için sizleri çok seviyorum. Sizin sayenizde adam olacağız da bir yerlere geleceğiz inşallah. Umarım sizleri iyi şekilde temsil edeceğim. Bu mil takım arasında kendimle alakalı videolar da paylaşacağım. Bunu böyle seriler paylaşacağım. İşte ben ne iş yapıyorum, Trabzon'da nerede büyüdüğüm, ilk evim stadyuma yakın anlarımı. Böyle beşer dakikalık çıtır videoları bunları. Beni tanımak isteyenler dinleyebilirler. Ve Ömer Lütfü Sarola da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorum paylaştı kendisi. Ona da dikkat edeceğim. Bu videoda mouse sesi geliyor mu? Eğer yine geliyorsa bana geri dönüş yapın. sizleri de çok fazla bekletmeyeyim. Yine onda bir beğeni oranını yakalayalım. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdi kapakta gördüğünüz üzere konu Mert Müldür. Şimdi Mert Müldür'ün tamamıyla gündeme gelme sebepleri yabancı sınırı. Bu arada ben yabancı sınırına çok aşırı karşı biri değilim. Uygulanışına karşıyım ama yabancı sınırına çok karşı değilim. Ya, öyle bir yabancı sınırı olmalı ki Türkiye'deki takımlar kendi altyapılarına öz kaynaklarına yönelebilsinler. Bak ben şunu çok rahatlıkla söylüyorum. Yabancı sınırı olmasaydı Berat bu kadar forma şansı bulamazdı. Serkan bu kadar forma şansı bulamayabilirdi. Öteki takımlara bakalım. Rıdvan bu kadar forma şansı bulamayabilirdi. Salih Uçan ki beğenmiyorum. Forma şansı çeki ki Salih çok da pahalı parayla gitmedi. Bulamayabilirdi. Ya da işte Fenerbahçe'nin gençlerine. He. Ama bu yabancı sınırı öyle saçma şeyler yaptırdı ki. işte 4 milyon euro Berkan'a verildi. İşte İsmail'e para verildi. Umut Meraş kendini bir buçuk milyon euro'dan pazarlamaya çalıştı. İşte gidiyor Beşiktaş'a galiba. Böyle saçmalıklarda oldu. Benim istediğim yabancı sınırı iki tane yani dokuz yer dokuz yabancı iki yerli olmalı ki sen şimdi yerli kaleciye de bir hucum başlandı yerli kaleciye teşvik olur iki yerli ve işte bir takım kuralları olan bir yabancı sınırı ama iki yerli daha fazlası gereksiz niye şimdi bak Mert Müldür hakkında konuşacağız ki Mert Müldür Türkiye'den yetişmiş bir oyuncu değil. Onu da yani sizlerle birazdan kariyerine baktığımızda daha iyi göreceksiniz. Yani Mert Müldür arkadaşlar baktığımızda rapid alt yapısı. Avusturya ki Türk min takımını seçmesi de bizim için büyük bir yani artı. Onu da ekleyelim. Toparlamak gerekirse bu video gene yabancı sarı ekliği altında çekilmiş videodur. Mert'in gelme ihtimali düşük buluyorum. Ama küçük de olsa elle tutulur bir yanlar da var. Ayrıntıları sizlerle beraber paylaşalım. Benim kafamdaki yabancıları ise iki tane olmalı. Belli, belli yabancı şartları olmalı. Ve kadroda altyapıdan oyuncu bulunmalı. İlk 11'de değil. Kadro içinde. Ve sezonda yüzde bu kadar yabancı şey bu kadar altyapıdan oyuncu oynatılma kuralı konulmalı. Razo bu konuda avantajlı avantajlı yani ona bir ayar çekilmeli şimdi detaylarını oturup yazsam kuralı koyarım dediğimi anladınız şimdi gelelim Mert Müldür konusuna bu konu ne, nereden patladı arkadaşlar Mert Müldür önce size bir tanıtayım tam bilmeyenler de var arkadaşlar Mert Sastro'da oynuyor 2019 yılında e, Rapid Viyana'dan Sastro'ya transfer oldu ki o zaman bile 4.7 milyon euro bedelle Sassuolo'ya transfer oldu ki yani baya yüksek bir bedel daha o zaman için kaç yaşında da 3 Nisan 1999 doğumlu 22 yaşında 1.84 boyuna sahip bir bek için oldukça uzun sağ bek asıl mevkisi ama sol bekle de oynayabildiğini gördük ki ben mil takım yayınları yapıyorken de bunu söylüyordum. Umut Meraş'ta ısrar etmek yerine keşke Mert oynasaydı. Evet her oyuncu kendi mevkisini oynamalı ama Mert Umut'tan kalibre olarak daha üstte bir oyuncu. Ki çift ayaklı yani ama sağ ayağını daha iyi kullanıyor. Ben çift ayaklı yazıyor transfer markta ama mil takımı da gördük. Yani sol ayağı o kadar da iyi değil. Fakat belirli bir şeyi var. Çizgisi var. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Oyuncunun menajerlik danışmanlığını Hank Mayer Sport Management yapıyor ki arkadaşlar baktığımda genellikle Avusturya kökenli oyuncuların olduğu bir hatta çoğunluğu Avusturya kökenli oyuncuların olduğu bir menajerlik şirketi. Yani Türkiye'ye o kadar da yakın bir menajerlik şirketi değil. Şimdi bu transfer nereden cortladı? E, İsmail, İsmail diyorum. Umut Meraş'ı Beşiktaş'a kaptırdı. Umut çok yüksek para istedi. Trabzonspor 3'te 3 yaptı. Artık yani işini şansa bırakmak istemiyor. Ve bir bek ihtiyacı ortaya çıktı. Tekrar diyorum bu transferin gerçekleşmesi zor olduğunu düşünüyorum. Yani kolay değil. Oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro. Ve Sassuolo da hatrı sayırı miktarda da maça çıktı. Yani tam olarak hesabını da yaptım. Sassuolo arkadaşlar çıktığı maç sayısı pardon çıktığı dakika sayısına göre çok yüksek dakikası yok. Yani yüksek gözüküyor oradaki dakikalara aldanmayın. Sassuolo'daki arkadaş geçen sezon çıktığı Dakika sayısı e, ekran önüme gelsin. Onu da paylaşacağım. Bu arada e, Mert Müldür'ün de yıllık kazandığı maaşı da paylaşayım sizlerle. Mert Sassuolo'da 500 bin euro kazanıyor ama 500 bin euroya gelmez. Onu da söyleyeyim. Genellikle üzerine para veriyor e, onu da ekleyeyim. Yani net, normalde maaşı 1 milyon euro. Ama işte vergi de bilmem neydi 500 bin euroya düşüyor. Ki Türkiye'ye geldiğine daha fazla para alır. Şimdi Mert geçen sezon 1670 dakika forma dakika şansı bulmuş. Şimdi arkadaş 1677 dakikayı 28 28'e böldüğümüzde 28 60 dakikalık 59 dakikalık bir maç oynadığını görebiliyoruz. Yani aslında Sassuolo'daki 15 oyuncu arasına girebiliyor. Şimdi bu oyuncuyu nasıl alabilir Trabzonspor? Bildiğiniz gibi Mert'in bir transfer isteği de olmuştu. Var. Bu yanlış değil. Fakat kritik dönem 1 Eylül. Yarın. Eğer yarın Mert Avrupa'dan bir transferden pencere kapanıyor. Türkiye gündeme gelebilir ama burada Trabzonspor yalnız değil. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'nin de bekar var. Sabek'te Nazım var ama yedeği yok. Galatasaray'ın yerli sorunu var. İşte Boy var. Arkasında yerli yok. Yedlin var yine yabancı. Trabzonspor'da burada topta. Bir el ile bitiyor. Trabzonspor'un ihtiyacı var. Bu transfer ama bon de olmaz. Kiralık olur. Kiralık ise yani konuşulan dedikodular oyuncunun normal maaşı 500 bin euro. Oyuncuya 1 milyon euroya yakın bir para. Ve kulübüne de kiralama bedeli olarak da 1,5 milyon euroluk bir meblağ konuşuluyor. Şimdi ben düşünüyorum. Evet Mert'i isterim. Mert'in asıl mevkisi sağ bek. Şimdi sol beke adam arıyorum. Okey güzel. Şimdi Mert'in sol bekte ne performans vereceğinden emin miyiz? Vereceğim kesinlikle iyi performans verir. Ama vereceğimiz paraya değer mi? Mil takımdayken gördük. Çok üst düzey bir per, sol bek performansı yok. Sağ bek iyi. E biz sağ bekte Perez, Serkan var. Sol bekte değer mi? Deyebilir. Eğer fiyatı biraz daha aşağı çekebiliyorsak mantıklı olabilir ama ben Sassuolo'nun 15 kişilik yani havuzunda garanti olan oyunculardan birisi niye bıraksın? He. İstenilen para 7 milyon euro servis isteniyor. Verilir mi? Buna verecek gücü yok Trabzonspor'un. Oldukça fazla gördüm Twitter'da. Oldukça da bana fazla soruldu. Yani çok uzatmadan Mert'in ben kaynaklarımı da konuştum. Yönetimden de kaynak almaya çalıştım. Böyle bir yani temasın olmadığı kesinlikle söylendi. Kesinlikle söylendi. Ama yani gazeteciler yazıyorlar. Trabzon Yerel Gazeteciler de yazıyorlar. Mert Müldür'ü. Son olarak çok uzatmaya gerek yok. Ben Mert transferin olmayacağını düşünüyorum. Ha, Emrah Baba muhabbeti var. Onunla da bir video yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Abdülkadir Parmak, Alanya Spor muhabbeti var. Onları da toparlayayım. Onlar hakkında da videolar yapacağım. Aynı zamanda Mustafa Muhammed ayrılıyor Galatasaray'dan. Mustafa Muhammed Trabzonspor'un kapısından dönmüştü. Bunun hakkında da böyle anı, anı şeklinde videoları paylaşacağım arkadaşlar. Böyle mil takım arasında çerezlik dinlersiniz. Yani çok Trabzonspor yok ama içinde var önerilmişti o dönem Trabzonspor'a. Böyle şeyler paylaşacağım arkadaşlar. Durum bu. Mert konusu. Yanılmayacağımı düşünüyorum. Geleceğini düşünmüyorum Mert'in. Ama e, Türkiye'den temas olduğu söyleniyor. Oyuncunun Türkiye'ye çok bir bağı yok. Yani bağdan kısıt. Avusturya kökenli bir oyuncu. Yani mentalitesi biraz daha farklı ki. Biz ne Ozan'ı, ne Mert'i, ne Cengiz'i, ne yani hiçbir oyuncu da Türkiye'ye geri getiremedik. Hiçbir Türk takımı. Onu da ekleyelim yani. Bak bir Umut Meraş geldi. O da zaten ikincilikte oynuyordu. Yani o da vizyon. 1.5 milyon euro isteyen oyuncunun vizyonunu tartışırım. Durum bu sevgili arkadaşlar. İyi izlemeler, iyi dinlemeler.